Olay Kompere'den herkese mutlu günler. Finale hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bugün de Bursa Spor'daki son gelişmeleri konuşacağız. Yeşil Beyazlar 2. Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 mağlup olarak üst üste 2. ilgisini aldı ve düşme hattından çıkamadı. Bu maçın detaylarını konuşacağız. Tabii ki Bursa Spor'da yenilgiden çok oynanan oyun daha çok hayal kırıklığı yaratmış durumda. Bunun detaylarında Olay Medyaspor yazarı sevgili Erdal Akçay'la birlikte konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsın öncelikle? İyi diyelim. Ama Bursa Spor'da işler gerçekten maalesef iyi gitmiyor. Maalesef gitmiyor. Arnavutköy Belediye maçı tam bir hayal kırıklığı evet. oldu. Hem futbol anlamında hem de sonuç anlamında. Yani 60 yıllık Koca Çınar'ın düştüğü durum insanın içini acıtıyor. Hı hı. 2006'da kurulan bir takıma karşı sonuç yılda sizin, profesyonel anlamda bir kulüp. Evet, geçen sene çıkmışlardı üst zaten. Üst üste ligleri atlayarak hı hı. çıktılar. Yani organizasyon anlamında söyledim ben bunu. Yani 2006'da kurulmuş bir kulüp. Evet. Son yıllarda üst üste başarılarla ikinci lige kadar çıkıyor. Siz 1963'te kurulmuşsunuz. 2010'da şampiyon olmuşsunuz. Daha ileri gitmeniz gerekirken son 4 yılda hızla aşağı düşmüşsünüz. Yani iki lig birden düşmeyi başarmışsınız. Yani burada demek ki Bursa Spor Kulübü idari ve sportif anlamda iyi yapılanamamış ki birden bu çöküş yaşandı. Yani yıllar içinde olmadı. Çok kısa sürede olması zaten ilginç. Çünkü 2013'e kadar iyi giden bir kulüp. 4 yukarı üst doğru üste Avrupa 5 yıl şampiyonlar ligi. 5 yıl üst üste Avrupa kupalarına katılmış. Şampiyonlar Ligi'ne de gruplarda mücadele eden ilk Anadolu kulübü olmuş. Ama gelin görün ki 2013'ten sonra bir düşecek trendi başlıyor ve son 4 yılda da 2 kez küme düşen bir kulüp. Yani Bursa Spor'u yeniden yapılandırmak gerekirken, daha da güçlendirmek gerekirken ne yazık ki içinin boşaldığını gördük. Bu son yıllardaki yönetimlerin çok büyük kabahati var. Yine son yıllarda görev yapan teknik adamların da bunda payı büyük. Çünkü Bursa Spor Türk futboluna altyapı anlamında da en iyi markalarından birisi ise sürekli altyapıdan daha kaliteli oyuncular da çıkarması gerekiyordu. Hı hı. Evet, çok fazla sayıda oyun çıkardı. Hatta bir ara A milli takımda 6-7 oyuncunun çağrıldığı dönemler oldu Süper Lig'deyken. Ama daha bunun devamı ne yazık ki gelmedi. Eğer bu devamlılığı zaten sağlayabilmiş olsaydı belki de şu anda bu durumda bu durumlara gelmeyecekti. Bu bugün için de geçerli aslında. Şu an ikinci ligde hiç de istemediğimiz bir konumda. İşte Arnavutköy maçında gördük. Bolluca mahalle sahasında oynuyorsunuz. Stadyumda diyemiyorum oraya. Maalesef. Futbol Federasyonu da eleştiriyorum bu konuda. Biraz yani hem ligin kalitesini artırmak istiyorsunuz. Yayıncı kuruluş belirlediniz. Test hı-hı. yayınları yapıyor ama maç yayını bile zor yapılabildiği. İnternette biraz sıkıntılı gibi zaten. Zaten orada maç yayını zor yaptılar. Evet. Yani her nedense sadece Bursaspor maçlarında yayınlarda problem yaşanıyor. Daha önce maçların hepsini Bayrampaşa Çetin Emeş'te hı-hı. oynayan bir takımı hemen ne oluyorsa Bursa Spor maçından önce hemen. Ama işte. Ama yani şu var. Biz o zaman Bursa Spor'da gitsin. Minar İl Çavuşlu maçlarını oynasın. Yani mantık bu mu? Yani müsabakaları en iyi stadyumlarda ulaşabileceğiniz en iyi stadyumda oynatmanız lazımken görüyorsunuz Bursa Spor taraftarına ayrılan tribün ufacık bir şey. 75 yani, kişilikti de orada bir yüzü aşkın taraftar arası kesip evet, zaten. Menemen stadında da öyle böyle ufacık bir kümes gibi bir birincilik yerde. Birincilik de abi yani, görüyoruz yani Pendik, Eyüp. Yani. Ya onların statları da maalesef yeterli değil ama işte orada oynatmaya yani, sırada devam ediyorlar. Böyle bu gidişte zaten Süper Lig'in neredeyse tamam İstanbul takımı olacağı için İstanbul Mahalle Ligi evet. 9 puan fark Pendik. Yaptı alttan geliyor evet. Eyüp Spor yani. Gerçekten Futbol yani Federasyonu yaparız. Biraz daha bence bu konulara dikkat etmesi lazım ama Bursa Spor oynadıktan sonra da bir kıymeti kalmıyor. Yani kesinlikle. Ligin marka değerini düşürmemek lazım bu kadar. Bu kadar kötü sahalara verirseniz olmaz. Yani burada antrenman sahası olabilir ya da
U19, U17 takımların oynayabileceği sahalardır abi, bunlar tek, yani. Tek olumlu yanı zemin suni çimmiş zaten. Doğal hibrit karışımı biçim yapmışlar. En güzel yanı oydu açıkçası. Çok ama güzel bir zeminde yani, oynadılar ama hani genel olarak baktığımızda yok. Stadın çevresi de öyle. Ulaşım tribünler. Sıkıntısı. Evet. Sen gittin biliyorsun. Maalesef yani öyle. Kolay değil. Hı-hı. Yani bu tür yerlerde maç oynatmamak lazım. Hı-hı. Benim kişisel düşüncem bu. İnsanların maçlara ulaşabilir hale gelmesi lazım. Yani belki daha Bayrampaşa'da oynansaydı belki daha dolu tribünlerde oynanacaktı. Bayrampaşa'daki insanlar Bursaspor'u izlemeye gelecekti belki. Tabii. Yani ille gelip desteklemelerine gerek yok. Yani siz maçları ne kadar uzağa götürürseniz insanlardan o kadar soğutuyorsunuz futbolu. Ama sahadaki Bursaspor da gerçekten utanç vericiydi. Yani hakikaten abi ben ya kötü oyun olabilir. Zaten hani Bursasporlu futbolcular da çok istikrarlı bir performans göstermiyor ligin geneline baktığımızda. Hani zaman zaman bunu belki doğal karşılıyorduk ilk haftalarda ama 16. haftaya gelmişiz. Bursaspor 15 maç oynamış. Yani gördüğümüz tablo evet kötü oynayabilirsiniz belki ama bu isteksizlik, ruhsuzluk tabiri caizse yenilen gollerde dahi verilemeyen reaksiyon. Hani sadece topu benden çıksın da nereye giderse gitsin anlayışı. Yani bilmiyorum sanki saha içinde 38-39 yaşında, 40 yaşında adamlar var da halı saha yapmışlar, yorulmuşlar, bitkinler, koşamıyorlarmış gibi bir hava var maalesef. Arnavutköy'de de bunu gördük. Yine üretkenlikten uzak. Üretkenliği geçtim biraz istek koşudan da uzak. Koşmaktan bile aciz maalesef bu maç için özelinde söylüyorum. Evet. Öyle bir oyun. Neticesinde İstanbul gelen 3-0 bir mağlubiyet ve daha farklı olabilirdi aslında. Biraz frene de bastı Arnavutköy Belediyespor. Kaçırdıkları var, Canberk'in evet. kurtardıkları var. Yani İstanbul'daki maçtan önce Bursa'ya gelirsek, Isparta 32 maçında da evet, yine kötü bir Bursa Spor vardı. Evet. Yani sadece bir Saman Alevi gibi bir 10 dakika oynayıp, o da taraftarın gazıyla, işte desteğiyle bir beraberliği yakalayıp yine uzatmada mağlup olan bir Bursa Spor vardı. Gerçekten ben Isparta maçının ardından teknik direktör İsmail Ertekin ve futbolcuların bir ders alacağını bekliyordum. Düşüncem o yöndeydi. Yani bu kadar bir takım en azından yarım sezonda bu kadar fazla kötü oynama hakkı olmazdı. Yani o kötü oynama hakkını Isparta maçında kullandıklarını düşünürken daha kötüsünü görmek. Arnavutköy karşısında Bursaspor yoktu sahada. Bir de ben şunu söyleyeyim. Artık Bursaspor lütfen şu siyah formadan da kurtulsun ya. Yani hiç İçimiz karardı. Yani o formayla çıktığı maçlarda Bursaspor ne yazık ki abi de sadece bir puan aldık Ankaraspor yani maçında. Yazık günah ya. Bu yeşil formamız da var yani. Bursaspor'u temsil etmeyen bir renk bir de bu yani. Tamam. Rakiple aynı formayı giyersin. Ama yeşil giyebilirsin abi. Beyaz giydiler. Yeşil giyiyor. Yani değiştir yani. Böyle ısrar nedir bu deplasmanda? Tamam. Deplasman kitin içinde olabilir ama yani bunu değiştirmesini bekliyorum ben Bursaspor yönetiminin. Yani Bursaspor siyah formayla lütfen maçlara çıkmasın. Kimliğini kaybetti Bursaspor ya. Ya Bursaspor'un sahaya çıktığında hangi takımın Bursaspor olduğunu herkes gösterebilmeli. Herkes belki ilk izleyenler hani bilmeyenler belki beyaz yani, takım demiştir. Tabii ki televizyonları yani. internet yayını olduğu için söyleyebilir bunu. Elbette. Yani burada bir kere Bursaspor'un ve futbolcular da artık o giydikleri formanın Bursaspor forması olduğunu bir kabullensin ya. Yani bakıyorsunuz 16. haftaya gelmişiz, 15 maç oynamışsınız. Performansınızı her geçen gün geliştirmeniz gerekirken sahaya çıkıyorsunuz, yokları oynuyorsunuz. Yani gencecik çocuklar koşamıyor. İki pas veremiyorlar. Akıl olur gibi değil. Ya bunun nedeni ne sence ne abi? Yani şimdi antrenmanları izleyemiyoruz açıkçası. Evet, sadece haftada bir açılıyordu 15 dakika. 15 dakika ne kadar bir şey fikir edinebilirsiniz? Bursaspor yani, ne yazık ki biz de taraftarlar gibi maçtan maça görebiliyoruz. Evet. Çalışmalardan çok fazla bilgi de detay da gelmiyor. Hatta fotoğraf bile doğru düzgün gelmiyor. Yani ne yaptıklarını da inan bilemiyoruz. Yani takım çok kapalı bir kutu. Bir kere yani o kapalı olmasını da anlayamıyorum ben bu arada. Nasıl hemen taktiği kapatırsınız son iki antrenman, üç antrenman ama tamamının kapalı olması da ayrı bir konu tabii. Yani antrenmanlar kapandı gibi Bursaspor da kapandı. Ne olduğu belli değil. Yani ne oynadığı belli değil. Çözemiyor insan. Yani bakıyorsunuz sahaya bir 11 futbolcu çıkıyor ama kimin ne yaptığı belli değil. Ne yapmak istediği belli değil. Yani Bursaspor'un tek oyun planı Enver Cenk Şahin üzerine kurulamaz. Yani şu an Enver Cenk Şahin o iyi oynarsa alacak, bir şeyler olacak. Yani Enver Cenk Şahin Messi ya da Ronaldo değil yani. Alacak topu işte sürekli çalınacak, geçecek ve vuracak, gol olacak.
Yani Enver Cengizay'dan biz ne bekliyoruz? Yani çok fazla sorumluluk veriyor. O da o sorumluluğun altında sanki biraz çok bazı zamanlarda eziliyor gibi duruyor. Çok yani. Top kaybı yapıyor. Top kaybettikçe daha çok hırs yapıyor. Ama bu defa daha fazla hata yapıyor. Çok oyundan düşüyor abi. İnanılmaz ki bunu takım arkadaşlarıyla olan iletişimde de ben çok rahat görebiliyorum yani. Kesinlikle. Bir keresinde son maçta bir pozisyon sonrasında topu kaybetti veya kornerden orta açacak istediği yere gitmiyor. Arkadaşlarına kızıyor mesela. Niye koşmuyorsunuz diye. Sonrasında haklı. Çünkü sanki sahaya sadece Enver Cengizay'ın çıkmış gibi bir görüntü var. Yani bu da işte bu kötü. Yani Bursaspor'un mutlaka bir oyun planı olması lazım ve bu oyun planına da bu oyuncuların sadık kalması lazım. Yani biz tamam Enver Cengizay'ın pasör olarak her yerde kullanabilirsin ama onun etrafındaki oyuncuların da hareketli olup pozisyona girmesi lazım. Yani oyunun içine girmedikten sonra bir anlamı yok. Herkes kenarda bekliyor. Enver Cengizay'ın gelirse topu veriyorlar. Yine ona veriyorlar. Al götür gol at. Al götür şut at. Böyle olmaz. Bunun ekstrasını Menemen'le görmüştük abi o son dakikalarda gelen golle. Ne olmuştu? Orta sahadan Ozan İsmail evet, gelmişti. Evet Ozan İsmail girdi. Yani onun boşluğunu doldurup. Çünkü yine orada yorulmuştu Enver Cengizay'ın. İşte Ozan İsmail o açtığı boşluğu doldurup gol attı. Yani böyle bir oyuncu da çıkması lazım. Yok. Ne yazık olmuyor. Ki. Pozisyon üretemiyorsunuz. Neye kaldınız gol atmak için? Duran topları. Duran topları da o kadar kötü kullanıyoruz ki abi. Yani inanılmaz. Yani 4-5 korner kullanıyorsan hepsini aynı yere atıyorsun. Aynı şeyi yaparak nasıl farklı sonuç bekleyeceğiz yani? Zaten tamam oyunu açamıyoruz. Uzaktan şut vuramıyoruz. Arkaya adam kaçırıp pozisyona giremiyoruz. Cenk Şahin gidecek. Kendi bir şeyler yapacak olmuyor. Duran top yani sanki çalışmıyoruz gibi duruyor. Ya da çalışıyoruz da olmuyor mu? Yani şimdi bir şekilde ne bileyim. İsmail Hoca'nın da şu hatasını gördüm ben bu maçta benim. Belki yani şimdi şöyle. Teknik adamlar maçı maçtan önce yaşarlar. Yani kafalarında yaşarlar. Bu bir gerçek. Bir yani. Plan kurarlar tabii ki. Kurarlar. Ama ben işte Ertuğrul Kurtuluş'un yokluğunda Kubilay Sönmez'in geriye çekilmesinin hadi baştan anlarım ama baktınız işler iyi gitmiyor. Hemen bir müdahale de bulunursunuz. Kerem'i alırsınız. Stopere ne yaparsınız? Abdullah'ı sola çekersiniz. Kubilay'ı yine önde kullanıp en azından rakip atakları karşılamada bir önlem alırsınız. Şimdi baktığımızda Mustafa Acun'la birlikte Furkan Yaman elini kolunu sallaya sallıyor. Allah çıkmamı gibi attı Bursaspor savunmasını. Çünkü orta saha Kubilay da savunmada olunca biraz evet, çok yumuşak kaldı. Yani. Şimdi maçtan önce ne dedi bir hafta içinde İsmail Hoca? Karşımızda yani, daha yumuşak bir takım Isparta'ya olacak dedi. Isparta göre. Tamam. Isparta çünkü sürekli ayağa pas yaparak bizim oyuncuları bir türlü oyuna sokmadılar. Sen buna bir ders alman lazım. Arnavutköy daha fazlasını yaptı. Arnavutköy daha fazlasını yaptı. Yani çok rahat oynadılar. Hafta içinde yani. Dedi ki daha yumuşak bir maç oldu, rakip olacak dedi. Sen yumuşak rakibe karşı gardını iyice düşürüyorsun. Evet. Yani bizim işte orada orta alanı biraz daha sert bir orta alan olsaydı bu kadar kolay atak izni vermemek lazımdı Arnavutköy'e ama biz tam tersi Kubilay'ı da en geriye çekerek kalemizde çok fazla pozisyon verdik. Çünkü resmen üzerimize gelmelerine müsaade ettik yani ve çok rahat pozisyonlar buldular ki yine Canberk'in kurtarışları olmasa farklı yine bir utanç maçı yani 3-0 da bir utançtır ama dilimize el vermiyor. Söylemeye daha da ağır bir yenilgiyle alabilirdin ki yani Arnavutköy kim diyeceğim ben. Böyle bir takıma karşı bu kadar pozisyon verip ve 3 gol yemek ve bir penaltı pozisyonun dışında doğru düzgün atak gollük fırsat diye bulamamak yani kabul edilebilir bir şey değil. Tamam İsmail Hoca sağ kenarında çıldırıyor ama sağ kenarında değil lütfen hocam yedek kulübesinde değil hatta soyunma odasında çıldır da İkinci yarıya bambaşka bir takım çıksaydı ya. Yani bu kadar kötü bir Bursaspor'u yakışmıyor. İzlemek de kimse istemiyor. Sonunda taraftar da dayanamadı. 75. dakikada evet, o da çok tribünü enteresan terk bir durum. Yani. Bir de bir tepkidir. Tarihte çok fazla görülmemiş bir şey. Ya Bursaspor taraftarı kendi isteğiyle stadyumu hiçbir zaman terk etmemiştir. Ha, olaylar çıkmıştır. Ortam gerilmiştir. Tribünü rahatlatmak için polis dışarı almıştır belki bazı maçlarda ama Bursaspor taraftarı ilk kez kendi isteğiyle stadyumu terk etti ki bu tehlikeli bir şey. Bursaspor'un bundan sonra daha da sahipsiz kalabileceğini de bir işareti olarak görüyorum ben bunu. Yani bundan sonra şimdi Isparta maçına gelen taraftar sayısı oldukça azdı. Şimdi cumartesi günü Şanlıurfa ile çok önemli bir maç daha oynayacak Bursaspor.
bu maça taraftar gelecek mi? Yani belki sayısılar belki 2-3 bin olacak. Yani evet. Belki Urfalılar daha fazla olacak. Bilemiyoruz. Bu da tribünlerin de takımı terk etmesi. Bursaspor zaten şehir tarafından yalnız bırakıldı, yalnızlığa itildi. Tribünler de terk ederse işte asıl tehlike o zaman. Kesinlikle umarız öyle bir şey yaşanmaz. Ya şimdi bu son iki maçı göz önüne aldığımızda acaba diyoruz takım içinde başka bir sıkıntı mı var? Hani önceden maaşlar ödenmiyor gibisinden çok sayıda haberler çıkardı Bursaspor'da. Ama açıklamalarda hem başkanın hem hocanın maaşlar tıkır tıkır yatıyor, hiçbir sorun yok, teşekkürler ediliyor vesaire. Ama öğrendiğimiz kadarıyla öyle de bir sıkıntı yok Bursaspor'da. Ama buna rağmen bu isteksizlik, yani siz bize mecbursunuz, o yüzden böyle bir şey, genç oyuncuların da böyle bir düşüncesi olacağını... Genç oyuncuların böyle bir düşüncesi olacağını düşünmüyorum ben. Takımda 3 tane ağabey var. Bir tanesi Hasan zaten 3 haftadır sakat. Ki bu hafta oynamayacak. Bu hafta oynayıp oynamayacağı da belli değil. Büyük bir ihtimalle oynamayacak. Bu hafta Kubilay da zaten cezalı. Elde bir kalıyor. Enver Cenk Şahin. Buyurun bakalım Enver Cenk Şahin'le ne yapacaksınız bu? Yani 11 tane Enver Cenk Şahin olmasını istemem. Çünkü bir tanesi bile şu an iş yapmıyorken... Çok formsuz, o da çok formsuz. Ama yani tabii ki yoruluyor büyük bir ihtimalle. Çok fazla... Onun açısından da baktığımızda tabii sıkıntılar olabilir ama ekstra bir şeyler de üretmek lazım. Ama yani, bu zamana kadar ona yardımcı çıkmadı maalesef. Çıkmadı. Yani Bursa Spor'un yeni oyuncuları devreye sokması lazım. Yani kahraman aramıyoruz ama en azından bu puzzle'ın parçalarını tamamlayacak birilerinin olması lazım artık. Sorumluluk alması lazım yani. Kanatlara bakıyorsun, kanatlar çalışmıyor. Orta sahadan o final pasları bir türlü atılamıyor. Yani artık bunların yapılması lazım yani. Biz kale hariç her yerde oynatacak halimiz yok Enver Cenk Şahin'i. O zaman kaleci Canberk elinden geleni yapıyorsa diğer mevkideki oyuncular da azami hata daha fazla katkıyla en azından şu Bursaspor'un 20 puan barajını geçmesi lazım bu devre arasına kadar. Çünkü artık son 3 hafta bu 3 maçta ki 9 puanın da önemli bölümünü alamazsak ki asıl sıkıntı o zaman başlar. Çünkü Türkiye'de ligler hangi lig olursa olsun fark etmez. İster Süper Lig ister bölgesel amatörlük ligler her zaman ikinci yarı başlar. Eğer biz bu düşme hattından çıkamazsak ya da puan farkını iyice eritemezsek ikinci yarıda çok sert maçlar olacak. Bu tabloya göre işimiz çok zor. Transfer tahtasının açılıp açılmayacağı belli değil. Kulüp lisansı ile ilgili biliyorsun 23 Aralık'a kadar uzatıldı. Bir taraftan yönetim hem altyapı oyuncu transferini ilgilendiren filiz lisansı hem de kulüp lisansıyla ilgili çalışmalar yapıyor ama sonuç alıp alamayacağını da bilemiyoruz. Çünkü net bir açıklama yok işte. Bazı dosyalarda anlaşma sağlandığı ifade edildi başkan tarafından geçen hafta. Ama tamamı ne zaman kapatılacak onu bilemiyoruz mesela. Bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın da bir açıklaması var biliyorsun. O da artık transfer tahtasının açılmasını gerektiğini düşünenlerden biri. Evet. Ama bunun hazırlığını keşke sezon hadi yaz başından bu yana yapsaydık. Yani hiç olmazsa hadi transfer kapandı Eylül'de. Eylül'den itibaren yapsaydık devre belki arasında yetişmesi devre arasında şu an yetişme şansı olurdu. Ama bu saatten sonra yetişecek mi onu da bilemiyoruz. Çünkü hangi dosya ne durumda bir resmi bir açıklama yapılmadığı için soru işareti. Sadece Sayın Furkan Banaz ve birkaç kişi biliyor. Bunlar da kesinlik kazanmadan açıklamayacağız diye ifadeler oldu biliyorsun geçen hafta. Bunların artık bir şekilde çözülmesi lazım. Kaldı ki evet Bursaspor belki 11 dosyayı kapattı diyelim. Bir şekilde anlaştı. FIFA'dan 2 dönem transfer yasağı var. Bu yasağı kaldırabilecek mi? KAS'la ilgili bu, itiraz süreci konusunda da net bilgi verilmiyor. İtiraz edildi mi edilmedi mi? Muallak edildi bir taraftan edildiği söyleniyor. Diğer taraftan kasa başvurulmadığı öne sürülüyor. Yani net açıklamaların yapılmaması da bir belirsizlik ortamı yaratıyor. Yani Bursaspor transfer yapamasa bile bu transfere engel dosyaları mutlaka bir an önce temizlemeli. Ve eğer Ocak'ta transfer mümkün değilse önümüzdeki yaz başı transfer dönemine mutlaka gerekli adımları, hamleleri yapacak bir pozisyona getirmeli kendisini. Yani ve bu eğer transfer yapamayacaksak da
mevcut oyuncu grubundan en yüksek verimi alacak bir çalışma yapılmalı. Çünkü devre arasında altyapıdan gelecek oyuncular da var. Hasan Sabri Karaca'nın dönüşü. Belki Çağatay, Çağatay Yılmaz büyük bir ihtimalle geri dönecek. Çünkü orada artık U19 takımıyla ısınma antrenmanları diyelim. Yani. O maçları yani gerçek maç olarak göremiyorum oyuncular için. Çünkü gerçekten çok fazla maç eksikleri var. Yavaş yavaş form tutmaları açısından önemli. Devre arasındaki bir 30-35 günlük süreç var. Bu ayı da sayarsak yani yaklaşık 2 aylık bir süreçte Bursa Spor 2023'e mevcut oyuncu grubuyla bile olsa daha güçlü, daha istekli, ne oynadığını bilen bir takım hüviyetinde girmek zorunda ki bu en azından bu ligde kalsın. Eğer ikinci ligden de düşerse yazıklar olsun derim yani. Bunun önlemlerini de şimdiden almak lazım. Yani bu maçı kaybettik, önümüzdeki maça bakacağız. Puanı öbür maçta telafi edeceğiz diyerek bir yere varamayız. Bunu da görüyoruz. Maalesef. Geldiğimiz nokta kötü bir durum. Yani biz Isparta'ya yeniliyorsun, Arnavutköy'ü yeniliyorsun. Kimi yeneceğiz? Yani tesadüfen 2-3 galibiyet daha alsak bile bu ligde kalmak için yetmeyecektir. En azından bir 7 galibiyete falan ihtiyaç var. Bunun da plan program doğrultusunda disiplinli çalışma ve disiplinli oyunlamayla el kazanabilirsiniz bunları. Bunun için İsmail Ertekin'e de büyük görev düşüyor. Deneyimli bir teknik adam. Kariyeri önemli başarılarla dolu. Ama artık biz de elindeki değneği iyi kullanmasını bekliyoruz. Evet, umarız takım yeniden ayağa kalkar diyelim. Son olarak Şanlıurfa Spor maçında oyuncu grubunun bir reaksiyon vermesini bekliyor musun abi? Sen özellikle Şanlıurfa'da tabii şampiyonla oynayan bir takım. Yani Bursa Spor'un olması gereken, yani pozisyon olarak olması gereken yerlerde Ahmet Sportif'le Şanlıurfa Spor ilk iki sırayı avarajla paylaşıyorlar. Artık bu maçta artık Bursa Spor'un özellikle Emre iç sahada puan kaybına tahammülü kalmadı. Yani Şanlıurfa Spor ne olursa olsun, hangi kadroyla çıkarsa çıksın, Bursa Sporlu futbolcular giydikleri formanın büyüklüğüne göre canla başla mücadele edip bu maçı kazanmak zorundalar. Soma deplasmanının ardından da Nazilli Belediye maçı var yine iç sahada. Bu 3 maçtan en az puan kaybıyla, mümkünse hiç puan kaybetmeden galip ayrılıp hiç olmasa 2022 yılını bir soluklanma olarak tamamlamalılar. Ardından 2023'e hep birlikte bakarız. Aynen öyle inşallah. Zorlu maçtan galibiyetle ayrılır Bursaspor diyelim. 3 maçı da kazanırsak tabii ki daha da senin dediğin gibi umutlu bakacağız. Teşekkür ederim abi yorumların için. Önümüzdeki hafta inşallah yeniden görüşeceğiz. Evet değerli izleyenler, Bursaspor'daki son gelişmeleri Olay Medya Spor yazarı Erdal Akçay ile birlikte konuştuk. Bursaspor cumartesi günü saat 14'te Şanlıurfa Spor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda. Bunun da hatırlatmasını yaparak programımızı noktaya koyalım. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.